Herkese merhaba arkadaşlar, Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir araç ticaretiyle karşınızda olacağız. Biliyorsunuz ki yılbaşı geliyor arkadaşlar, araba piyasasında ufak tefek hareketlilikler başladı ve biz de elimizdeki arabalardan güzel bir kısmını sattık diyelim, %70'inin yakınını sattık. Şimdi yerine yeni arabalar koyacağız. Piyasa hafif hala biraz daha düşükte gidiyorken, hani bu yılbaşı zamları falan da gelmeden bir iki tane daha araba kazandıralım kendimize diyoruz elimizdeki nakit parayla. Şimdi yepyeni bir Honda Civic bakmaya gidiyoruz arkadaşlar, 2021 model, fuller fullü. İnşallah araç denilen gibi bir de alırız diyorum. Güzel bir arabaya benziyor. Ben fotoğraflarına baktım. Arkadaşımız Bakırköy'deymiş. Bakırköy'e doğru da yolumuza çıktık. Yaklaşık bir 16 dakika kaldı. Şu an Yenibosna taraflarındayım herhalde. Şimdi gideceğiz. Arabaya bakacağız. İnşallah güzel bir arabadır diyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Honda Civic'ler Türkiye piyasasında güzel satan araçlar. İnşallah bu arabayı da satmakta bir sıkıntı yaşamayız. Bildiğiniz gibi Civic'ler ucuz sedanlardan biri ve fiyatına göre de epeyce dolu olması piyasasında satılmasını kolaylaştırıyor. Çok fazla da arkadaşlar kafanızı ütülemeyeceğim. Gelin hep beraber şu Honda Civic'in başına geçelim. Tabii geçebilirsek yani. Şimdi Bakırköy meydana geldik arkadaşlar. Araç da karşımızda. Arkadaş işitme cihazları satıyor. Şurada da dükkanı var. Önce onun yanına bir gidelim. Bir selamımızı verelim. Zaten video çekeceğimizi söyledik. Sonra da arabasına ya burada ya da müsait bir yerde bakarız. Arabanın rengi çok hoş. Şimdilik bunu söyleyebilirim. Güzelce de yıkatmış. Çok arabalar falan geçiyor. Gelin bir dükkanın içine geçelim. Adama bir selamımızı verelim. Sonra arabasına bakalım inşallah. Fıtı 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 fıtı. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi vallahi, sizi sormalı. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mikrofon taksam size. Yok, çay maya hiç gerek yok. Mikrofon alayım. Aynen, video için. Şu videonun akışını bölmeyelim. Zaten şurada güneş... Konsept ne? Konsept arabana bakacağız. Evet. Sadece videosu var. Bir misafir etseydik önden bir yemek, çay, kahve... Ya çok teşekkür ederim ya. Güneş ışığı kaçmadan şu videoyu çeksek okay, bizim için tamam. Kafi. Okey. Arabanıza bakalım. Zaten anlaşırsak araba yarın herhalde. Araba dükkanın önünde zaten. Oradan bir bakalım. Eyvallah. Nasıl gidiyor, ne yapıyorsunuz? İyi, sağ ol. Vallahi çok geç geldik, kusura bakma. Estağfurullah. Trafik vardı. Ya ben buradan birkaç hastamız vardı zaten. Onlara baktık. İşitme cihazı mı satıyorsunuz? Aynen, biz işitme cihazı işte. 4 tane şubemiz var bizim. Bir tanesi Bakırköy'de. Ne güzel. Onunla alakalı olarak büyümeye çalışıyoruz. O İnşallah. Şekilde. Kendi İnşallah. Modculuğum zaten. İnşallah. Arabamız burada. Atatürk yazımızla duruyor. Harika. Ordulu değilim, onu söyleyeyim. Plakadan 52 plaka. Dolayı, aynen. Ordudan aldım. Plaka hoşuma gitti. Değiştirmedim plakayı. Öyle ada ismi hoşuma gidince dedim kalsın. Araba 2021 model. 21 model. Aynen, ben ikinci sahibiyim zaten. Ordudan aldım dediğim gibi. Dolusu. En full paket Eco Executive Plus diye geçiyor. Gerçekten bu pakete tekne yani... attığına göre gerçekten. Yok, ben 6 yıl Honda kullandım. Öyle mi? Bundan önce FC5 kasa vardı bende. Anladım. İlk çıktığımda almıştım zaten. Şimdi F1 bu kasaya geçtik. Bu da güzel yani, görüntü olarak ilk başta çok ısınamadım ama sonradan içine falan binince böyle yat gibi. Hı-hı. Bakarız zaten detaylı. Bence güzel. Anahtarı bir sedan. Anahtarı vereyim mi? Eyvallah. Yedeği var mı? Yedeği var. Yani yedeği de var. Mevcut zaten, dediğim gibi sıfır gibi bir araç. Araba kaç kilometredeydi? Şu an 50 bin küsür hatta, yani ikinci sahibim ben dediğim gibi. Boya değişen var mıydı? Gidiyorum. Yok, hatasız. Sadece hani üstünde şu an biraz şeyler var. Ne var? İstanbul'da malum hani arabayı bırakınca. Boya mı? Ya bu boya mı, kireç mi artık neyse. Hani bir o şey sıçramış. Var. Sen buradan mı bırakıyorsun arabayı? Ben genelde buraya park ediyorum. Yani dükkanın önü, gözümün önünde dursun. Aynen. Burası zaten senin park yerin galiba. Gibi. Karşıda bizim bir Bahri abi var. Ona diyorum işte abi bana bir yer ayırsın diye. O daha bırakıyor ayarlı. Bana bu şekilde. Evet, zaten eve gidince de sitenin otoparkı var. Orada bırakıyorum genelde. Hani anladım. Çok şey değil. Anladım. Araba sizin. Yani bakabilirsiniz. Eyvallah. Bakıyoruz o zaman. Öncelikle rengi çok güzel. Valla bana Honda şey Civic var dediler. Rengini söylemediler. Paket kilometre geldi. Rengi açıkçası beni tavladı. Kırmızı olmasına kırmızı mı bu? Bordo ya mu? Garip bir rengi. Şimdi ben ilk başta alırken babam da istemedi. Açık söylemedi. Biz metalik gri arabalara alışmıştık biraz. Hı-hı. Ya oğlum ne yapacaksın kırmızı falan. Babam da görünce çok hoşuna gitti. Ya dedi ki araba hani fotoğraflardakinden daha güzel. Yakışıyor bu renk dedi. İlk defa ben de kırmızı bordo karışım bir arabaya biniyorum. Vallahi araba zaten güzel. Hani... Arabanın üzerinde biraz hare var. O harede yani ihtimalle dışarıda tabii, burada çok aynen. Toz moz kaldırıyorlar. Ya bir de hani siz gelmeden ben ufak bir yıkattırayım değil mi? Yıkamacı sağ olsun bayağı güzel yıkamış. Yok yok, bu yıkamacı işiyse yani son yıkaman orada olsun. Orada biraz gaflete düşmüş anahtarsız herhalde. Anahtarsız var mı? Var. Yani çok güzel. Katlanır aynı anahtarsız. Tabii. Çok güzel. 17 inç. 17 inç fabrikasyon. Aynen. Tabii fabrikasyon. Lastikler yeni, ben değiştirdim. Aldığımda ineceğim diye hani biraz yıpranmıştı. Dedim güzel. Ben değiştireyim. Güzel binelim. Lastiklerin de güzel, jantların da güzel. Yani lastikler sıfır, öyle söyleyeyim. Aynen. Şimdi arkadaşlar araba kabahatlarıyla benim hoşuma gitti. Ama daha detaylı bakalım. Ya bir
yandan da videosunu çekiyoruz ya. Burada yol kenarı ses falan çok bozuluyor. Okay. Güzel bir yer var mı? Biraz Seyha. Yani buluruz. Bakırköy'de de aşağılarda. Bakırköy kalabalık ama buluruz ya. Yani sana zahmet bizi şey götürebilirsen. Tabii. Geçelim istiyorsanız. Anahtarı sana verdim mi ben? Anahtar sende. Koydum değil mi anahtarı? Koydum anahtarı. Tamam. Sahiplenici erkek diyoruz biz. Aynen aynen. İnşallah. Hadi bakalım. Arkadaşlar Ali bize müsait bir yer ararken bu arada adaşım ismi Ali. Aynen. Hemşeri ve adaş. Hemşeri ve adaş çıktık yolda. Baktık ki Bakırköy'de güzel bir yer bulamıyoruz. Biz de dedik arabanın içinde artık devam edelim diye. Çok biz zaten Ali sürerken inceliyoruz arkadaşlar. Büyük ekranımız var. Apple CarPlay'i var. Kablosuz şarjım var. Güzel. Çalışıyor değil mi hepsi? Tabii tabii çalışıyor. Deneyebilirsin ya. Klima şu olayı seviyorum. Şu ses falan hoşuma gidiyor benim mesela. Aynen. Otomatik klimam var. CarPlay var. Yine Bluetooth bağlantılı. Ondan sonra aynen direkt çalışıyor. Hızlı şarj artık ne deniyorsa ismini tam bilmiyorum ama onlar mevcut. Sunroofumuz var yani çok bir numarası yok ama yine de güzel duruyor. Tam açılıyor değil mi? Tabii tabii tam açılabiliyor. Arabayı şey yapıyor en azından hani bir rahatlama hissi veriyor sana. Onun dışında şurayı ben çok seviyorum. Piyonomilik şeyleri, ızgarası. Şu gövde kısmı benim çok hoşuma gitti açıkçası. Bu mesela havalandırma kanallarına şuradan ayrı iki tane şey yapmaları farklı. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Asıl detaya geleceğim şimdi. Bunda çarpışma önleyici, ondan sonra şerit takip sistemi gibi sistemler mevcut. Ben ilk başta alırken hani bunlara çok dikkat etmemiştim. Uzun yolda açtıkça böyle denedim açıkçası. Şahit oldum. Çok hoşuma gitti benim. Keyifli. Keyifli. Yani şey sistemi çok iyi çalışmasa da açıkçası hani şerit takip sistemi. Ama o şey sistemle çok alakalı değil. Yollarla alakalı. Yani biraz da o tabii. Randıman vermese de güzel oluyor. Yani insanın o doluluk hissi değil mi? Ben dolu arabaya binmeyi seviyorum zaten. Yok abi. Doğru. Boşuna gidiyor yani. Doğru yani. Doğru. O dolu araba muhabbeti çok doğru. Ben de işte Mercedes vardı. Onu sattıktan sonra hem geniş hem ferah bir şey olsun dedim. 6 yılda Honda kullanmıştım hani açık söyleyeyim. Hoşuma sen de yenilemek istedin. Aynen öyle. Bu en azından yeni bir kasa. Tabii biz de ticaret yaptığımız için arada böyle paraya falan sıkışınca bir şeyler olunca. Ama döndürmeyi de seviyoruz hani. Ya tabii canım bu zaten her zaman döndürebileceğim bir araba. Yok, bundan yine bir sıkıntı yaşamaz. Yani. Ben aynen kesinlikle tavsiye ederim. Honda alıp da memnun olmayan çok duymadım açıkçası. Tarz meselesi tabii biraz. Yani ben Japoncuyum o konuda. Bunlar arkadaşlar 1.5 motor. Seninki benzin LPG miydi? Sadece benzin mi? Bunlar 1.5 VTEC diye geçiyor. Şey benimki benzin LPG. Eco fabrika çıkışı. Plus, fabrika çıkışlı. LPG'de de bu arada çok az yakıyor. Onu da söyleyeyim. Hani ne kadar yani? Şurada yaya geçidiymiş gerçi de. Şuralarda bir yerde. Yok aman aman. Özellikle videoda bırakma. Buradaki yere böyle güzel bir ceza. Bak burası ha. İyi gibi. Tamam burası iyi ya. Burada bırakabiliriz. Burada bırakabiliriz bence. Şöyle biraz da geniş bırakayım. Geri görüş kamerası vesaire onları da alabiliriz. Ya geri görüş kamerası çok net değil bu arada. Ya, ama en azından evet, var ve geniş bir ekranda. En azından yetiyor. İlk başta ben de ona biraz üzülmüştüm açıkçası. Yani daha net bir şey bekliyordum. Bir önceki kasada daha güzeldi geri görüş kamerası. Park desteği falan var mı? Yok. Yok mu? Onlar yok. Varsa da ben bilmiyorum. Hani araba bakalım. Çalışıyor dursun istersen. Hani. Sana zaten bir motorun kaputunu da açsan oradayken. Kaputu da açayım. Hadi bakalım. Amortisörlü kaput yok. Yok ya maalesef. Onu bir türlü getirmiyor İndir. Şu Japonlar ciddi anlamda. Motor kapağın da yok. Direkt açıkta benzinli arabalarda zaten. Şov yapmayı seviyor biraz Honda. Aynen. Yani motor şovu yapıyor. Güzel motor. Ama gösteriyor işte direkt motoru. Aynen. Bakımları nasıl? Şöyle söyleyeyim 10.000'de bir gitmen gerekiyor. Yani bunlar da 10.000'de sen 50.000 bakımını yaptırdın mı yoksa bize mi? Ben aldığımda yaptırdım bir bakımını. Ondan sonra şimdi yaklaştı tekrar bir yaptırmam gerekiyor. Bakım geldi. Aynen. Yani açıkçası servis bakımı falan. Servis bakımı garantisi devam ediyor. Bir tane sende pazarlıklık konumuz var onu söyleyeceğim. Hadi hayırlı olsun. Arabada şey değil benim hani biliyorsun öyle çok para konularını konuştuk biraz da zaten tamam. Sıkıntı değil. Ben sana arabanın eksiklerini söyleyeceğim. Söylesene. Şurada koltukta birazcık şöyle deforme var. Yani o da aldığım kişide olmuştu. Bende çok bir şey yok. Bir de şu tampon kısmında orayı da göstereyim bir sürtük var. Ha şurada pardon. Şurada bir nazarlık mı diyoruz buna? Nazarlık diyelim. Ha İstanbul yani arabasıdır ya. Ya sen oluyor de o kadar ya. Koltuğu nasıl deldim bilmiyorum ama bu çok olağan bir şey. Ya oluyor. O benden önceki sahibim. Ha yani. Öyle mi? Bizde öyle şeyler yok biliyorum. Yok çünkü onun denilmesi şey için yani farklı bir işler yapılması. Honda servisine gördüm abi diyor silah kullanıyorsunuz galiba falan yapıyorlar. Dedim yok abi biz sağlıkçıyız bundan devam. Yani bizde o tarz şeyler yok. Aldığım kişiden hani biraz olmuş o. Ya, araba güzel araba. Arkadaşlar arabamızın zaten vidalarında herhangi bir sıkıntı yok. Hepsi orijinal. Zaten arabamız arkadaşlar kırmızı renkli olduğu için herhangi bir oynama yapıldığı zaman rengi de çok A sınıfı tutturamayacakları için direkt belli olur. Arabanın arkadaşlar zaten podyeleri şöyle göstereyim açıkta. Şasesi, podyesi herhangi bir
sıkıntısı yok. Vidaların hepsi olması gerektiği gibi arabada değişen boya hiçbir şey yok diyorsun. Yok, tramer var mı? Hatasız. Tramer de yok. Yani far değişimiydi, tampon değişimiydi. Yok, hiçbir şey yok arabada. Yani hiçbir şey yok. Normal çıktığı şekilde ben alırken bayağı detaylı ekspertiz. Ha, ekspertiz yaptın. Raporu durmuyordur değil mi? Raporu yok ya. Çünkü oldu hani şimdi nereye koydum? Benim bagajı gösteririm şimdi zaten. Biraz dağınıklığı seven bir adamım. Tamam. Öyle bir huyum var benim. Bir de bagajına bakalım. LPG'si, cartına, cürtuna. Oraya çok bakamayacağız ama bakalım diyorum. Hadi yani bakalım. Bagajda ne çıkacak ona ben de bilmiyorum. Yalnız burada bir şey var ya. Renk değişikliği var ya. Yani ha? Şöyle. Kanka gelmeden itiraf edeyim. Yıkamaya verdim ama yıkamacı gafleti dediğim gibi şey. Şu kireçleri silerken ıslak mendille biraz oynadım. Hani ha, ondan mı diyorsun? Onların yüksek ihtimal şeyidir ya, izleridir. Islak mendil harisi. Şey dediğim gibi. Tabii ıslak mendil. Sildim. Dedim ayıp olmasın adamlar bir yıkatamadım mı demesinler diye. Evet, sıkıntı yok. Şimdi bagajda ne çıkacak ben de bilmiyorum. Açayım mı? Açabiliriz, problem yok ya. Hadi bakalım. Burada. Keşke açmasaydım kanka. Şampiyonlar Ligi gibi. Vallahi benim öyle. Bagaj biraz ana baba günü. Kanka dedim yok. Daha benimki LPG güzeldir, yenidir. Bu bagajı kurçalamaya gerek yok. İstersen bakabilirsin. Yok canım, hiç gerek yok. Arkada park sensörü var. Önde var mı? Var. Ön arka var park sensörü. O konuda da problem yok. Arkadaşlar az önce o kadar çok fotoğraf çekilmeye geldiler ki videoyu kesmek zorunda kaldık. Böyle duramadık. Estağfurullah ya. Otobüsten indi iki tanesi az önce. Böyle. Biz sürekli kaçıyoruz seni hayallere. Aynen. Kaçıyor. Yani güneşle gitmeden güzelce bakalım araba. Şuradaki olayı söylemedim sana. Neyi söylemedin? Abi en büyük detayı atlıyoruz. Şurada bir kamerası var. Sağa sinyal verince kör noktayı gösteriyor. Direkt ekranda çıkıyor. İstiyorsanız bir deneyelim onu. Arabada ben bunu sonradan fark ettim. Çok güzel bir özellik bu arada. Yani İstanbul'da. Kör nokta var. Şey bu ya. Galiba 180 kamera sistemi var önlerde. Ya o kadar. Görüşürüz. Görüşürüz. Devam ediyor abi. Bir deneyim istiyorsan şöyle basınca da çıkıyor. Sana zahmet bir bak bakalım. Çalışıyorum, her şeyi kontrol edelim. En ufak bir şey çalışmasa arkadaşlar bize binlerce lira masraf olur. O yüzden her şeyi çalıştığından emin olmamız lazım. Kanka bu deri koltuklar şey değil mi? Opsiyon. Efendim? Bu deri koltuklar opsiyon. Ama opsiyon. Ha, opsiyon. Boşlarında var mı? Var. En boşlarında yok diye biliyorum ya. Tamam işte onu diyorum. Yani. Opsiyon. Zaten arkadaşlar bu delikli derilerde ya koltuk ısıtma oluyor ya koltuk soğutma oluyor. En folinde geliyor. Yani. Sende koltuk ısıtma var. Isıtma var. Soğutma, soğutma yok maalesef. Zaten canım. Yok. O, yani, o kadar da olursa zaten. Yani bu rakamlara var. Yok yok, bu rakamlara olur. Çok direksiyonu şey olur, güzel. O hoşuma gidiyor. Direksiyonda yani, ısıtma var mı? Verdikçe direksiyonda da yok. Tamam. Burada biraz. Tamam. Artık yeter, şımarmayın demişler. Yok aynen, olabilir. Kanka dışı arabanın çok güzel. Herhangi bir sıkıntısı yok zaten. 50 bin kilometrede bir arabam var. Sen de vallahi hem adaşımsın hem Iğdırlıymış arkadaşlar. Hem hemşerimsin. Ağrı. Ağrılı mısın? Azeriyiz. Yani, Ağrı. Biz de Azeriyiz. Iğdır, Ağrı hepsi aynı yer zaten. Ya aynı. Hepsi Kars. Yani, aynen. Hepsi Kars. Azerilik var işte. Azerilik. Tamam, hemşeriyiz zaten. Hemşeri de sayılırız. Ya ben açıklıyorum. Şimdi ben de az çok takip ediyorum. Yaptığınız işe de çok büyük saygı duyuyorum, onu söyleyeyim. Çok da çok tebrik ediyorum. Hani gelmeden de biraz baktım az buçuk şimdi. Hani video konsepti falan konuşunca bir inceledim. Eski videolara da gitmişim. Nerelerden geldiğinizi de gördüm. Çok fazla kırmam. Ama hani tabii ki ben de gördün. Ticaretle uğraşıyorum tabii, vesaire. Tabii. Hani biraz da işin o kısmı var. Anlaşabileceğimiz güzel bir rakam olursa hani güzel bir rakamda anlaştıktan sonra hala şeyler geliyor arkadaşlar bana böyle geçenler sene ama problem yok yani ben yardımcı olmaya çalışıyorum, hemşerimi üzmem. Eyvallah. Hani şey tabiri yok, bize hemşeri hemşeri. Şöyle yapalım, ben bir de sürüşüne bakayım, arabanın sürüşüne bakmadım. Şöyle yapalım, ben bir de arabanın sürüşüne bakayım, sürüşüne tamam. Bakmadık. Problem yok. Sonra müsaitse senin dükkanda bir pazarlığa otururuz. Olur. Hayırlısıysa olsun. Hiç problem yok. Tamam yani, eyvallah. Seve seve dediğim gibi bakabilirsin. Araba senin gibi düşün. Eyvallah. Hemşeriyiz zaten dediğim gibi, problem yok o konuda. Yardımcı olurum elimden geldiği kadar. Tamam geçiyoruz o zaman. Tamam geçelim. Ali merhaba. Merhaba. Ben de Emirhan. Ali'nin ortağıyım. Memnun oldum. Siz nereliydiniz? Ben Sinopluyum. Sinoplu. Aynen Karadeniz. Enlike'ye yakın o biraz. Ali'leri severim ya. Fark edildiği üzere zaten. Şimdi bazı genç kardeşim 5 falan yapıyorum. Buraya gel. Tanımlar seni sağlık. Ya biz Ali ile anlaştık sayılır. Evet evet biraz anlaştık. Çok parada anlaşmak lazım. Ya tabii birbirimizi üzmeden evet, çok evet. Fazla hani kırmadan ben dediğim gibi hani iyi niyetliyim zaten yardımcı olmaya çalışırım. Size de uyarsa tabii ki. Tabii. Her şeyi de beklerim her zaman. Çünkü oldu ki bir şey oldu, uyumadı vesaire her zaman yerimiz belli. Eyvallah, sağ olasın. Yemeğe, çaya, kahveye dostluğumuz baki yani onu da evet, belirteyim. Anladım. Zaten problem. Ticaretin asıl amacı bu olması lazım. İnsan kesinlikle. Kazanmak, dost ya, kazanmak. Öyle ben izliyorum birkaç videonuz vardı hatta bir arkadaş vardı bayağı iri bir şey böyle. Evet. Şimdi videolarda ona da denk geldim. Yok yani o tarz şeyler ya, her insan bir olmuyor. Bazısını şey kullandığın kelime rahatsız edebiliyor. Kesinlikle. Kavgacı olabiliyor. Hayır, çok yani. Böyle başına baktın oyunu zaten başında hani böyle dedim bu ne yani. Evet, hani evet. O kadar tersti da olmaz. Biraz. Ben o yüzden hani o konularda içiniz rahat olsun. Eyvallah, problem yok. Sağ olasın. Şimdi bir arabanın sürüşü canımı çekti açıkçası. Arkadan ben çekiyordum. Hani büyük ekran olsun. Hayalet ekran değil galiba ama hayalete benziyor. Değil ama büyük biraz yani. Evet. Şeyi güzel duruyor. İçerideki atmosfer iyi duruyor. Gövdeye iyi oturtmuşlar onu. Bakabilirsin. Bir yani bakalım adetten. Bir
bir arabanın sürüşüne bakalım birlikte. Yalnız bu kasada diğer kasalara göre daha geniş yapmışlar uzunlamasını. Tabii. Hani daha önceden biraz daha bombeli tasarımlarla şöyle torpido yüksek oluyordu. Şu anda gerçek bir sedan hissini veriyor bu kasa, açık konuşayım. Türkiye'de çok fazla fiyatından dolayı sanki eskileri gibi tutulmadı. Ya şöyle bu söyleyeyim, ilk başlarda bu piyasa yoğunken 1.700'leri falan gördü araba. Evet. Yani açıkça söyleyeyim, şu an biraz daha tabii Türkiye genelinde, ülke genelinde fiyatlar düştü. Hastası olan yine verir ama herkesin vereceği bir otomobil değil. Tabii. Onu belirtti. Ya bizim ülkemizde de fark ettiysen birkaç model var ve çok seviliyor. Yani mesela Volkswagen Golf 2 milyon da olsa neredeyse verirler. Passat. Aynen hani öyle. Civic olsun, Insignia olsun, böyle insanların çok yaklaşmadığı modellerden. Hani hastası dediğin gibi çok seviyor. Çünkü hem Corolla'da, Civic'te hastası ben motor için canımı veririm diyor bu Civic'lerin motorları. Kesinlikle. Çok güzeldir yani Honda yani genelinde. 6 yıl bir fil Honda kullandım. FC5 bir önceki kasa vardı bende. Bir 16-17 modeli vardı. 19 modeli vardı. Hastasıydım mesela. O evet, hasta tipler var ya, harbiden öyleydi. Araçta zaten fabrika çıkışı LPG var. Burada da LPG aynen modumuz var. Şöyle göstereyim. Ya oradan açıp kapatabiliyorsunuz onu. Benzinde yiyor ama. Şuradaki tuşta. Benzinde. Çok basit açılıp kapanıyor galiba. Tabii. Fabrikasyon sistemi olduğu için açıkçası hissetmiyorsun bile. Evet. Yani bunun herhangi bir problemi olmuyor benim için. Benzinde yakıyor ama onu söyleyeyim yani. LPG ile benzin hemen hemen yarı yarıya fark ettiriyor. Fiyat olarak mı? Tabii ki. Yani ya benzinde çoğu araba zaten 3 liradan aşağı yakmıyor. Dizellerde yine çok fiyatı rahat düşürebiliyoruz da. LPG'de 1,5-2 lira gibi mi yakıyor? Ya 1,5 lira diyeyim ben sana. Çok iyi. Net bir şekilde hani Türkiye'de bu İstanbul'da özellikle trafik olan yerlerde hayat kurtaracak çok bir araba. Çok iyi yani. O yönden çok iyi. En düşük gidip bir 1,3 Ege'ye bile alsanız dizel, yani ortalama 2,5 ya da 3 lira yakar şu dizel fiyatından. Hani 1,5 lira LPG'nin fiyatından dolayı kesinlikle çok gayet makul yani. LPG'li ya araba şu devirde mantıklı. 18 lira civarında LPG. Evet. Depoyu fulluyorsun 500-600 lira, öyle söyleyeyim. 300 kilometre yani falan gidiyor mu? Tam böyle şey ölçmedim ama yani şey değil, güzel bir geziyorsun onu hani sindire sindire kullanıyorsun. Evet. Yani dedim tahminim söyleyeyim 1,5 lira falan yakıyor çünkü benzinde 3 lirayı rahat görüyorsun. Tabii, tabii. Hani yarı yarıya fark ettiriyor. Denedim onu, hani yarı yarıya olduğunu biraz söyleyebilirim. Güzel. Bu kablosuz CarPlay mi? Tabii tabii kablosuz. O da çok yani güzel. O şeyi ben hızlı şarj olsun diye taktım. Hani şarj şeyi var ama ekstra olarak biraz daha hızlı şarj etsin diye taktım. O aparatı da seviyorum. Onun dışında şunu söyleyeyim. Mesela LPG'deyken de araba yormuyor seni. Yani hiçbir şekilde anlamazsın. Bayılmıyor performans yani düşüklüğü bilmem ne. Yeni olduğu için de olabilir. Hani evet, bilmiyorum. Evet. Ama onu çok hissetmiyorsun. Yani 170-180 vuruyorsun yani LPG'de evet, çok tamam, rahat. Güzel. Orada şöyle modları var. Onu da söyleyeyim. Hani spor arabanın modu, sürüş modları modu. Tabii tabii. Eko spor modu var. Normal mod var. Ve eko modumuz var. Aynen. Şöyle ekranı göstereyim. Beyaz ışıklardan dolayı sanki böyle hayaletmiş gibi duruyor ama hayalet ekran değil. Değil. Yani normal yarı hayalet gibi bir böyle şey. Böyle yarı hayalet. Evet, değişik bir ekran tipi var. Yaklaşarak görmeniz lazım. Ama hayalet gibi duruyor. Aracımız da 50.328 kilometrede. 50.000 kilometre. Bir sürüşüne bakalım. Tabii. Burada bir vites kaba kalmış sanki. Yani artık aynen şu tasarımda aynen viteslere geçiyorlar ya, şu drive mod şeklinde. İyi toggle'lar falan var. Ya bunların hepsinde böyle yapmışlar. HRV'lerde falan da hep bu model. Açıkçası onu artık değişmesi gerektiğini evet düşünüyorum ben de. Ya normalde ben de bu vites türünü seviyorum açıkçası. Vites tuttuğunu hissediyorsun şöyle araba sürerken falan, hani şöyle vitese koyarsın. Şöyle hemen bir çıkalım, bir sürüşüne bakalım. Start stop var arabada, yine onlardan bahsetmedik sanırım. Yani normal tam frene bastığında kapatıyor. Tabii tabii evet, start stop şu arabada var artık hani yani. Bunlar güzel özellikler. Onun haricinde herhangi bir sigara arkada yanığımız vesaire yok, ha, yok değil mi? Yani sigara açıkça söyleyeyim çok içilmedi bu arabada. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Arkada klima şeyleri var, onları söyleyeyim. Önceki kasada yoktu mesela farklılık olarak. Evet. Şimdi 6 yılda onu kullandığım için ben net bir şekilde hepsine hakimim. Ne farklar var vesaire. Bu daha konforlu bir araba. Onu da söyleyeyim. Hani daha diğeri görüntü olarak daha sportif, evet, daha güzel duruyor ama bunda da o konfor bambaşka. Yani içerisi evet, çok biraz geniş vesaire. Spor daha ve klas hissi veriyor. Evet. Aynen. Bir de aracın en fullünü aldığın için sana dolu dolu geliyor. Belki tabii, boşlarında tabii bu kadar özellik olmayabilir. Hani büyük ekran olsun, ısıtmalar aynen falan olsun. Öyle. Bu kadar dolu olmayabilir. Ya şu sunroof hani küçük diyorsun, çok faydası yok diyorsun ama şuradan içeriye ışık girmesi bile insanı ferahlatıyor. Yani sunroof kesinlikle her zaman lazım. Güzel bir detay yani. Evet, İstanbul trafiğinde de bu kadarlık. Bakırköy'ünde. Yani, Ali zaten saatimiz geç oldu. Şu anda 5'i 5 geçiyor. Yani Bakırköy trafiğinde de çok fazla bir şey bakamıyorum. Araba zaten 50.000 kilometrede, hatası boyası değişeni yok dedin. Hani bu büyük meblağlardaki arabaları biz ekspertize sokmayı tercih ediyoruz. Yani genelde tüm arabaların sokulması lazım ama daha düşük meblağlı araçları anladığımız için daha mekanik oluyor biliyorsun. Bu kadar elektronik evet aksamı olmuyor. Anlıyoruz. Zaten ekspertiz de bizim kadar anlıyor.
Hani bakıyoruz, ediyoruz. Kendi raporumuzu kendimize veriyoruz. Ali bana rapor sunuyor, ben Ali'ye rapor sunuyorum. İstişareyle daha düşük meblağlı arabaları alıyoruz. Ama bu araba hem yeni hem elektronik. Bir beynine, tüm arızalarına vesaire baktıralım. LPG'sinde, beyninde bir şey var mı diye. Ben de çok hani detaylı yaptırdım şeyini alırken, eksperini vesaire. Tavsiye ediyorum o yüzden herkese. Kesinlikle hani araç alırken de bu meblağlarda bir araç alırken yapılması gerekir. Şimdi pazarlığımızı yapalım müsait bir yerde. Zaten noter saatimiz geçti. Ekspertiz yetişmez. Tamam. Havada kararıyor kış aylarında olduğumuz için. Ben sana şeyi teklif edeceğim. Şimdi Bakırköy'de değil de yarın ticaretimizi bizim Küçükçekmece taraflarında ayarlasak. Küçükçekmece bu Atakent kısmı mı oluyor yoksa şey tarafı mı, böyle Seffaköy? Aynen biz tam Atakent'teyiz. Atakent'tesiniz. Aynen. Ya olabilir aslında. Bana da bir farklılık olur. Bir çay kahve de içeriz. Aynen aynen. Anlaşırsak ben de zaten onu teklif aynen edecektim. Sabah erkenden kahvaltımızı yaparız. Tamam. Ekspertizimizi yaptırırız. Hemşerimle bir otururuz. Hemşerimle de bir detaylı. Tabii tabii. Detaylı otururuz. Daha rahat olur yani. Şimdi Bakırköy'de arabaya da çok fazla detaylı bakamadık. Tabii, yani tabii. Ekspertiz artık baksın, raporumuzu alalım. Ticaretimizi de tamamlamış oluruz ama fiyatta anlaşırsak. Orada. Hani kahvaltıyı yapalım ama hani nasıl yapacağız? Bir onu yaparız konuşalım. Yaparız yani. Kahvaltı artık bizim şeyimiz olur. Yani dostluk yemeğimiz gibi bir şey olur. Evet evet. Kahvaltı her türlü yapalım da yani bakalım Honda Civic bize geçecek mi aileye yoksa geçmeyecek mi? Bunu tartışalım ya istersen. Ben açıkçası sizi çok sevdim yani. Videolardan falan da izledim ama şimdi yan yana gelince daha cana yakın, daha sıcaksınız. Onu da söyleyeyim. Çok hani sağ olsun. Çok samim, böyle yıllardır tanışıyormuşuz gibi hissettim. Ben yardımcı olmaya çalışacağım. Yani o konuda içiniz rahat olsun ama tabii bunun da yine söyleyeyim bir değeri var. Tabii ki. Onun hani uyar uymaz vesaire bir tartışırız ya, bakarız. Tamamdır. O zaman pazarlığa geçelim. Evet, şimdi Ali'nin ofisine geldik. Zaten burada işitme cihazları satıyorsun sen de. Tabii tabii. Yani bizim işitme cihazı satış bir uygulaması. Dediğim gibi kendi modül olun. Yapıyoruz işte, bakalım. Güzel. Sağ olsun, bize bir kahve söyledik. Afiyet artık olsun. Yani 40 ben yıl yemek bir... dedim ama. Sağ olasın. Toktuk. 40 yıl bir hatırımız var artık Ali ile birlikte. İnşallah eğer anlaşırsak ömür boyu bir hatır gönül ilişkisi kuracağız. Sen evet, arabaya ne düşünüyordun fiyat olarak? Ya şöyle söyleyeyim. Zaten ilk telefonla konuştuğumuzda tamam piyasa biraz geriye gidiyor, farkındayım ama 1-200 civarı vardı. Telefonla işte 1-150'lere falan şey yaptık. Hani gelince de yine araç başından birkaç eksiği var. Evet. Hani ikram bir şeyler yaparım dedim. Açıkçası 1-150 civarı hani böyle dediğim gibi hani o rakamlarda son. O da hani samimiyetinizden dolayı ben 10 daha düşeyim dedim ya. O koltuk kısmı var. İşte tampon kenarı var. Hani eksperde falan çok bir şey ifade etmese de takılan takılıyor. Tabii ki. Anlayışlı biriyim ben de o konuda. 140'a kadar size yardımcı olurum. Evet. O şekilde yaparım. Ben de bu zamana kadar hiç 40'lı fiyattan araba aldık mı çok nadir hatırlıyorum. Yani genelde ya 50'dir ya düzdür. Hani biraz düzcüyüz. Bir de şu anda piyasayı malum biliyorsun. Yani ticarette de yani, biraz durgunluklar var. Her açıdan. Yani sadece araba piyasasında değil. Genel olarak bir nakitte sıkıntı var biliyorsun. Toplu parada sıkıntı var. İlla ki hani herkeste bir laf var biliyorsun. Borca girince bir şekilde borç ödeniyor da bir o toplu para elde edinilmiyor. Zor yani. Sorma, ticareti. Ticaret cidden başka bir şey yani. Yani biz de bu şekilde paramızı değerlendirelim istiyoruz. Hani daha farklı bir şekilde değerlendirmiyoruz. Bizim işimiz sonuçta bu, yıllardır da bunu yapıyoruz. Hani ben de sana teklif olarak, sen zaten makul bir fiyata geldin ama piyasa da seninle birlikte geri geliyor. Hani şu anın durumuna göre belki yılbaşında artar, belki düşmeye devam eder. Bilmiyorum ama şu anın piyasasına göre ben de sana bir teklif vereyim. 100 gibi. 100. Evet. Ya şöyle... Hani yani çok hani düşmedim emin ol yani hani ne olacağını bilmiyoruz çünkü ve toplu paramı kullanıyorum. Hani şu araba hani 1 milyona 45 bin lira faiz var şu anda. Her zaman söylerim. Söyle, duran paradan daha fazla para kazanmam lazım çünkü uğraşıyorum, verdiğim bir emek var. Hani bu arabayı bir ay satamasam bile zaten o 40 bin lirayı yaptığım pazarlığı kazanmış olacak duran para. Ama ben parayı işletme taraftarıyım, arabayı alma taraftarıyım. Ya yani ben açıkçası de şöyle söyleyeyim, açıkçası şu an kredi faizleri falan da yüksek. Hani bunun da farkındayım. Benim hani arabayı satma amacım zaten yerine yeni yıl geliyor, cihazlara zam gelecek vesaire, böyle bir stok yapayım yani, hani kendi biraz işin daha için. Tabii tabii yani o kısımda rahatlatayım, mal çekeyim kısmından dolayı satmak var kafamda ama hani bu rakamları hiç düşünmedim. Sizi de kırmak istemem, hani şey yapmadım çok fazla, dediğim gibi hani hoşgörümü anlamışsınız evet, az çok, hemşeriyiz zaten, problem yok vesaire ama o rakamlar imkansız. Hani son, o da Ali de hemşerim, seni de çok sevdim gerçekten. Evet. Burada bir ahbap olduk, dostumuz tabii belki. 130'a kadar hani sizi de kırmamak için yapabileceğim sondur ama ben de hani bir şey kısmı var. Bir şey söylediğimde hani o benim için nettir. 130'un altına da açıkçası düşmem. Hani üzülerek söylüyorum bunu. 100 beni kurtarmaz. Senin kafanda yani bir rakam oluştu yani. Ya kendini bu yoktu. Kurtaracak. Ben açıkçası hani 150'ler bile hani böyle artık son demleriydi ama 100
30 hani sizin hatırınıza yapıyorum. 100'ler ama yok. Yani evet. Açıkçası hemen o konularda çok şey yapamam. Daha yani fazla şimdi büyük bir meblağ olduğu için artık yani hani araba piyasasında biraz da Ali ile istişare yapmam lazım bu konuda. Hani ben saygı duyuyorum dedim. Tabii ki ortaksınız. Çünkü şöyle de bir şey var. Hani alternatif artık çok olmaya başladı. Mesela senin araban da burada bir seçenek. Bizim daha farklı gün içinde baktığımız farklı 2-3 araba da oluyor. Çok fazla seçenek var ve kendimiz de doğru hamleyi yapmak istiyoruz. Elbette 30 bin lira, 20 bin lira bu muhabbetin, sohbetin bölünmesine engel olsun istemem. Ama doğru hamleyi de yapmak için senden bu sefer ben süre istiyorum. Problem yok. Hani, ya saygım sonsuz dedim. Sağ olun. Sen de düşünürsün. Belki dediğin gibi cihazlar uyguna gelir. Belki satmak istersen toplu bir para lazım olabilir. Tekrardan i̇nşallah. Haberleşelim diyorum. Ya öyle bir şey olursa dedim zaten dostumuz bayken. Evet. Ali de sen de inşallah dışarıda da görüşürüz i̇nşallah. Artık. Böyle şey yaparız. Otururuz bir çay kahve yemek vesaire. Ama şu an o rakamlar yok. Yani bunu net bir şekilde belirteyim. Belki bir 15-20 yıl sonra bizim dediğimiz fiyatlara gelirsin. Ya, hayırlısı. Düşmeye devam edersin. En kötü ihtimalle hani artık ben bir şekil bir yerlerden para bulup hani o şekilde hallederim diye. Yani binerim ya. Arabayı seviyorum. tabii. Arabayı da sevdiğinin öyle. Farkındayım. Tabii. Hani güzel de bir fiyat ama biz de doğru hamleyi yapalım diye hep söylüyorum. Hani paramızı doğru değerlendirelim. Bakalım bir Ali ile istişaremizi yapalım. Diğer arabaların durumu ne olacak? Bu ne olacak? Yine bir telefon trafiği yaparız. İnşallah. Ya, kahvaltıda. Belki yarın kahvaltıda konuşuruz. Valla o. ya şey ben de bir düşünürüm yine hani o rakamlar olur mu diye. Şu an hani çok net demiştim çizdiğim hani çok şey değil ama yine bir bakarım durumuma. Hani işin bir ticari boyutu da var. Ama şimdilik hani o rakamlarda kalalım. Tamamdır. İkimiz de bu gece o zaman bir yatalım. Bir derin derin düşünelim. Yani sen 1.100.000 lirayı düşün. Ali'ye gece bir ödeme sıcacağım. Kanka 1.100 olur deyip uyudun mu? Ben uyumadım da falan gibi. Hayırlısı olsun kanka. Çok teşekkür çok ederim. Oldum. Kahvelerimizi içelim. Gerçekten hoş sohbetiniz için vesaire. Sen de ben ağzına sağlık, ederim. Ayağına sağlık. Çok sıcak kanlı, cana yakın insanlarsınız. Takip de ediyorum. Bu saatten sonra daha fanatik takip edeceğim. Eyvallah. Orada emin olabilirsin. Çok sağ olasın her şey yolunuz için. Açık olsun. Allah razı olsun. Senin de inşallah. İstersen işitme cihazlarının reklamı falan hani 1.100 gibi düşünürsün. ya şöyle açıkçası bizi gördünüz, tanıdınız tabii az tabii. Çok. Hani bizim de amacımız hastalarımızı memnun etmek. Hani bir işimiz var, onun başında durmaya çalışıyoruz. Hizmet sektöründeyiz vesaire. Bizim de inşallah yolumuz bu şekilde devam eder. Onu söyleyeyim. Helix'i tercih edin ama. ben şu an bisküvi yiyorum ya, ASMR videosu gibi. Sen de kanka hoş sohbetinle bizim videomuza eşlik ettin, arabana vakit ayırdın, zaman ayırdın. Siz de eğer işitme cihazı düşünüyorsanız, yani bu gönlümden geldi, aslında böyle bir şey yoktu. Helix Bakırköy'den tercih edebilirsiniz. Gerçekten çok tatlı, çok güzel bir insansın. Teşekkür ederim. İnşallah haberleşiriz. Yarın kahvaltıyı da yapalım, bir esnaf kahvaltısı. Vallahi sevinirim. Gazete kağıdının üstünde olması lazım, hiç biliyorsun ki. Hiç sıkıntı yok. Domatesimiz, biberimiz güzel bir ortam kurarız. Ayarlayalım inşallah. İnşallah. Yarın o zaman biz kahvaltımızı yapacağız. Belki ticaretimiz tamamlanır. Instagram hesaplarımız da anlık olarak o durumu paylaşırız. Ama şimdi videoyu kapatıyorum. Sizler de 2 saniyede hemen aşağıdaki butonlardan kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.